Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Gülüne Hayat YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biz bugün şöyle bol vloglu, bol sohbetli vloglu bir işim var. Gözleme tarifi. Gözleme yapacak arkadaşlar. Aa, unumuz gözükmüyor. Acaba nedir ha? Şöyle bir miktar. Şöyle arkadaşlar unum var. 3 su bardağı unum var. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzum. Tatlı kaşığı toz mayam. Bunları da şöyle kattım. İçine. Mayanın içinde. Kaç yemek kaşığı şey onlardı? 3 su bardağı yemek değil. Şu tatlı kaşığının içine mayada birer şeyi. Birer tatlı kaşığı tuzunuz. Dök. Şöyle karıştırdım mayamı. Hemen şöyle yoğuralım. Bizim buradan meşhur olan sucuğu. Yine yumurtalı. Bizim burada derken Aksaray. Aksaray'ın burada. Ben yapıyorum meçhulunu onu. Çok döktüm. Biz oynama bildi. Dur. Tamam dur. Nazik acıkmış. Herkes beni aç zannedecek. Annem beni böyle diyor. Yok. Nazik acıktığı için çabuk yaptım. Valla şey arkadaşlar doğru. Şimdi daha kahvaltı yapacak olmadı ama bu emzikli olduğu için herhalde çocuğu emzirdiği için dur nasıl çok tutma yeterli. Arkadaşlar yiyorum zayıflıyorum. Çok zayıflıyorum. yiyorum zayıflıyorum. Ablam beni çekeme buradan Sümeyye'ye selam olsun. O su içse yarıyor bana ben zayıflıyorum. Tamam hayır yapma. Gider mi? Evet. Sümeyye'ye hep didişiyorlar kilo için. Sümeyye sen çabuk kilo verdin buna kızıyor ben veremedim diye. Yine oradan buna bir selam gönderdi. Çatla selamını. Sümeyye duyarsa buna kızacak eminim. Hamurumu çok sert yoğurmadım. Zaten mayalı bir hamur. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Yorumlarda belirtin. Bol yorum, bol like bekliyoruz. Beğenmenizi bırakmayı unutmayın. Vallahi eşim bugün evde. Belki de onu açtıracağım. Yok ya belki. Niye açsın ne olacak? Açmayı biliyor nasıl olsa. Nazik bu şey oldu. Un mu gerekiyor? Ha, çok gerekiyor. Yumuşak oldu. Gerçi yoğurtada topla belki kendine. Mayası geldi. Yumuşak da şey çok güzel oluyor. Gözlemesi. Aynen. Pamuk gibi yumuşak oluyor gözlememiz. Şöyle biraz yoğur belki kendini topla. Şimdi bu gözleme biraz uğraştırıcı yani yoğurma aşaması var. Böyle hamuru yoğurmak istemeyenler için bir gün böyle hazır yufkadan 5 dakikada gözlemeden yaparız. Gözleme de katmer. Şimdi biz iç harcının malzemelerini göstermeyeceğim. Çünkü gerek yok. Sucuklu yumurtalı yapacağız. İsteğe göre domates, biber, soğanı da yapabilirsin arkadaşlar. Soğan, içine maydanoz, sucuk. Bizim ev yapma sucuğu ama siz istediğiniz şekilde katabilirsiniz. Kıymalı da çok güzel oluyor. Aynı şey yapmış gibi oluyor. Kıyma koyduğumuz burada. Pide yapmış gibi. O da güzel kokulu oluyor. Tercih, içini nasıl seversiniz tercih. Kendiniz ayarlarsınız. Ben genelde bunu yumurtalı, nazik yumurtalı seviyorum. Ramazan'da yumurtalı seviyorum. Ben yumurtalı, sucuklu. Soğanı yapmayacağım herhalde. Babama şimdi biz bunu saçta pişireceğiz değil mi? Her saçta. Tavada pişirebilirler mi sıcak olmayanlar? Pişirebilir. Küçük açalım şeylerini. Kullandık sacık zaten çoğu kişi biliyor. Yine de soranlar olursa. Yeni takipçilerimiz hala soruyor. Elektrikli, tüplü değil. Elektrikli mi, tüplü mü diye soran oluyor. Ha, elektrikli. Elektrikli sacımız. Bayağı boldu annem alalı. Hala aynı markanın ürünleri internet satışı da var. Hamurumu şöyle yeterli arkadaşlar. Kendini topladı. Gayet de güzel oldu. Ne çok sert ne çok yumuşak. Evet. Şimdi dinlemeye mi bırakacağım? Evet dinlemeye bırakacağım. Yumaklarını alacağım. Yumaklarını aldıktan sonra dinlemeye bırakacağım. Evet arkadaşlar biz yapmaya başladık. Başlayacağız yani şimdi başlıyoruz. İşte mayamız geldi. Hamurum biraz yumuşak olmuş. Maya peynirimizde göstereyim. Normal beyaz peynirle lor peynir değil mi? Karıştırdık. Lor peynirini karıştırdık. Köy sucuğumuz var.
sucuklu yumurtalı yapacağız. Bir de ayrı yumurtalı yapacağız. Şöyle soğan da yapmadık bugün. Doğan'ın gözü düşüyor ama doğramadı soğan. Doğrayayım mı? Yok ya. Gerek yok. Şunu soğanı biraz... öldürüyor mu? Aynen öldürüyor. Tamam, az uyuyor var. Biraz alacağım. Ben getireyim başlamadan. Bugün günlerde cumartesi tatil. Evde çıkma yasağı var. Biz de şöyle gözlemeyle karnınızı doyurarak yemeyiz. Sokağa çıkma yasağı. Evde çıkma yasağı işte. Hep tersini söylüyorum ya esas. Biri sana yazmış ama B12 ya. Onu çok unutuyorsun. Aynen vallahi benim B12'lerim eksik. Gideceğim doktora da. Check-up'tan bir geçeceğim. Benim bayağı şeylerim eksik. Rabia diyor ya, ben Mertem'im arıyorum, görüntüm gibi değilim diye. Ben de Rabia gibiyim valla. Görüntüm gibi değilim yani. Hamurumuz o kadar yumuşak ve mayalı. Görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar güzel açılıyor. Bunun gözlemesi de, midede eritmede de mayalı olduğu için çabuk sindiriyor. Biz köyde normal şiş, mayasız. Mayasız yapardık. Ekmek hamurunu. O da ertesi günü çok çabuk kuruyor. Ama mesela ertesi günü kaldığı zaman kahvaltılarda da çok güzel oluyor. Yumuşacık. Yani şöyle. Görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar güzel oldu. Köy sucuğunu ben bunu sucuk makinesine yapamazlar mı? Ellerde elimizde yapıyorsunuz. Basma evde olmaz da basma yerinde şey bağırsağı basarken de sucukçulara götürdüğü zaman sucukçular yapıyor değil mi? Buradakiler de yapıyor. Kendine yoğuruyor. Şöyle yapıyor. Yapıyor mu? Bunun tarifi mi? Yumurtamızı da yıkadık arkadaşlar şöyle. Bunun tarifini de yapıyoruz. Hepsinin altına birer tane nazik tuz verseydik. Yumurtam kaldırdık. Bu sene burada yapacak zaten. Tabii ki. Beraber kesici o. Bir sene yine yaptık da burada basamak mı gidiyor? Kendimiz ürettik de basma şeyin olmadığını biliyor musun? İşte bu sene gitmeyecek ya onun için. Burada yaparız. Tamam ben de biliyorum burada yapacağımız diyor mu sana? Yaptırdık yine evde de yapama yani içine basamadı. Sucukçuya götürüp yaptıracağız. Uçak biletleri pahalı bu sene. Değil mi? He. Uçağı mı gidiyorduk ama biz arabaya gidiyorduk. Her sene. Mazuda zam geldi. Ha iyi tamam. Sen ne dersen o olur. Ben sizin babanızın birine evet. Evet arkadaşlar siz dediğimiz gibi iç harcını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şöyle güzelce sürdük. Her tarafına gelecek şekilde. Her tarafa sürdüğümüzde yumurtamız pişerken akma olayı da olmuyor. Aynen. Bazı arkadaşlar yarısına sürüyor. Yarısına sürmeyince yumurta illa ki akıyor. Açmadın mı? Düğmesine bastım ama. Ayarım açmadı. Önce peynirli yapalım. Şöyle yarısına peynirimizi koyalım. Kapatmayacağım yoksa kalkmaz yapıştırdıktan sonra. Sacımız ısındı arkadaşlar. Hemen şöyle. Üst kattaki de tadilat yapıyor. Çekim ya. Allah izin ver. O da yalnız zaten... yastık yedirdim. O da zaten korunda baş o tık tık ne iş korur bilmiyorum. Yerine yeni taşındı değil mi onlar? Yerinde değil ama bayağı olacak bir sene. Biz geçen sene köydeyken taşındık da. Yazın. Evet şöyle annem bana emanet edemedi görüyor şey bekledi yağmur orada bayağı bekledik sadece sıra kadar arkadaşlar yorumlarda belirtirseniz istediğiniz tarifleri kalbura basta gelecek yakında değil mi ama o hastası olacak yine istediğiniz tarifler varsa bizim yapmadığımız tarifler dışında yorumlarda belirtirseniz hem annemin işi kolaylar ne çekeceğini bulmakta hem de siz istedikleriniz olur. Aynen arkadaşlar. Bu arada bir tane şey çok tavsiye ediyorum ben size pizza tarifini. Aynı annemin gibi yap da beğenmeyen yok yorumlarda okuyabilirsiniz. Çok herkes çok beğenmiş. 3 tane arkadaşımız özelden hem resmi çekip atmış. Aynen. Instagram hesabımızdan. Hamuru ve sosu çok lezzetli değil mi anne? Hı hı. Zaten içerici her şey var. Bir susarmış. Komşular bizim video çektiğimizi ne bilsin yazık. Onda işi var ellerde. Bizi izliyorsan burada sana sesleniyoruz katları koy. Lütfen öğle saatlerinde. Yok o bilmiyordu belki de. Biz hiç görüşemedik. Yeni taşındı. Yani yeni taşındı bir de pandemide dolayı apartmanımıza biri gelince hepsine hoş geldine gidiyorduk. Toplanıyorduk. Hediye alıp. Evet. Yazık bu kadına kimse gitmedi. Bir de bu... Şey tanımıyor yani apartmanda kim var kim yok tanımıyor bunları. Geri gelelim. Ne biliyor bu ya? Ne oluyor? Yok ya. Kimse bir de üst katta bir şey geliyor.
Sağlık ocağından mı? Aile sağlık merkezinden biri geliyor ambulansla. O karşı komşuya, orada hasta, hasta var, teyze var. Hasta evet. Var. Ya tamam teyze var, evde ben bir şeyse geliyorum ben. Hizmete. Hoş geldin diyeyim. Dedim öyle, şey, apartman girişine koydum, markete giderken de. Tamam, evine hoş geldin'e giremedik, tanışamadık yani ailesini, çocuğu, çocuğu. Bizim apartmanın 5 katlı, her katta 3 daire var. Bizim onlara giren çıkan çok ya. Eşi, dost, akrabası gelenler çok. Aynen. İnsan komşun mu yoksa şey mi bilemiyor. Aynen. Biz burada. Biz garibanız burada. Herkesin yakın köydeki akrabası bir de hastaneye yapıyor bizim buraya. Mesela adam hastaneye geliyor. Şu karşı komşu, komşum var, Salih'e komşum. Mesela onun çok geleni gideni arkadaşlar. Köyden gelen de çay, kadın da eller çok açık. Allah razı olsun, hürmetli, hizmetli. Gelene hiç yemeksiz göndermez. Evet, biz onu annemin yaptıklarından veriyor. Salih ablacığım, o da tabağı hiç boş gönderiyor. Aynen, her şeyi doldurur. Geçen benzişim bir şey yani. Sağ olsun. Böğürtlen suyu mu? He, ona da Ramazan nasıl kızdı işte o yüzden. Aynen. Ama bana dedin sütün olsun, al dedin. Ramazan'ı kendine vermişsin. Ramazan böğürtlen suyu çok seviyor. İki bardak mı, üç bardak mı oldu? Nazik içti diye nasıl kızıyor bunu. Yumurtamızın da rengi çok güzelmiş. Poğaçanı yapsak acayip sarartır, biliyor musun? Her yumurta, evet. Hazır yumurta böyle çıkmıyor. Aynı koyun yumurtası gibiymiş. Kızarsın, kızarsın. Şöyle göstereyim onu, onu yakın çekeydi nasıl kızardı bak. Benim saçım çok güzel arkadaşlar. Vallahi almak isteyenler herkes markası soracak. Vallahi almak isteyenler gerçekten 5 seneye geçti hiç bozulmadı. Bir düğmesi bozuldu. Geçen de eşim taktı, yedek markası, aldı geldi. Markası itimat. İtimat. Sen ya bu markayla ilgili değil, bunlar hep güzel. Sen çocuğu koy da şuradan yakın çekim yapsana. Gözle böyle pişişini çek hadi. Ya, ya, ben biraz pişir. Sonra yakın çekerim anne. Ama öyle sen pişir. Pişireceksin ya. Pişiricikten kaçacağım yoksa. Bak sizin için peyniri düşürdüm. Bak ama hiç yakma, hiç yakması yok. Nar gibi kızartıyor. Mesela bu tuz kapatıp şarkıdan iyi. Valla gözlemin kurursa nasıl iyi geldi. Bak hadi acık mısın illa. Biz bunu tereyağıyla yağlıyoruz. Daha yumuşak oluyor, daha lezzetli. Dur Nazlı şunu sarın da olsun. Paket yağını da yağlayabilirsin. Bak bunu biraz küçük açtım, iyi olur. Evet, bugün böyle biraz tarif gibi değildi. Bir yok. Sohbeti yapalım dedik. İyi tarif kanalına döndük gittik. Pazartesi günü de eşim bana sürpriz. Sevgililer gününde hediye almadıydık. Sürpriz bir hediye almış. Eksik bir şey aldım. Çok istiyordum diyor arkadaşlar. Pazartesi günü inşallah onun videonu çekecek. Parasını ödemişim ama ben gidip beğenecekmişim. Onu pazartesi günü açıklayacak bana da. O gün de vloglu bir videomuz gelir inşallah. Bana söylemiyorlar. Beğenirken göreceğim ben de. Babama bak. Söylemiyor bak hadi. Söyle bana sözüm. Pazartesi, cumartesi, pazar. Dedi ki bu kaldı göreceğim ben. İhtiyacın olan bir şey. Ben zaten... Neye ihtiyacın var senin düşün. Bilmiyorum ki. Ben zaten... Sen de şey, çiçek böcekten anlamam fazla. Evet. Normalde bana özel günleri hiç kutlamazlar. Bir tek evlilik yıldönümlerini. Aslında 3. ay 24 evlilik yıldönümümüz biliyor musun? 28 seneye girecek biz. Bir ay kaldı. Bir ay sonra alayım da hediye ikisini götürürüz. Neyse bak biz bir şeyler ayarlarız. Masraf olmaz senin için. Ama sarkı duruyorum sarkı, gördün mü? Yani adam yılbaşımız sevgililer günü. Adam robot gibi oldu ses. Evet tamam şu an. Acaba aldı işte benim bunu değil. Parayı mı çıkartayım? Parayı. Beklentiyi yükseltiyorum. Ne yapayım? Ses kısmı aldım. Yok da ben böyle yüksek pozisyonda gezdim yok. Ya sen bir bardak takımı da alsan. He. Beni düşünüp alttan sonra ben yükseklemeyi yapacağım. Pırlantalar alacak hali yok. İhtiyacın olan bir şey mi? Aynen öyle. Kesin mutfakla ilgilidir. İnşallah. Bir tane eksin bak söylemek istemiyorum sürprizimi bozmayayım diye. Kesin onu aldı diye düşünüyorum. Benim tahmin ettiğim bir şey değil. Değil mi? Evet, sizce ne? Yorumlarda yazın. Biraz merak etsin. Evet, annemin mutfağında eksik gördüğünüz şey mi? Anne güzel pişiriyor ha. Normalde ilkler güzel olmaz değil mi saç kendine gelene? Isıttık ya. Tam ısıtıp da koyarsan çok güzel pişiriyor. Ama az ısıtıp da koy ilk şeyi, az ısıtırsan güneş hamuru dedi annem. Güneş ekmeği gibi pişiyor dedi. İyi pişmeye şeyleri, yufkaları. Her yeri bir kızarıyor çünkü. Hı hı. Bekletmeyeceğim, o biraz pişir ondan sonra atarayım.
Toplamda bizim 9 çıktı mı? 9 bezemiz, yumağımız. 3 şeyden 9 yumak çıktı. Bu da şişmeye başladı zaten, şöyle göstereyim arkadaşlar. Yazık, şurada bir bardak şey vardı. Onu öyle de içeyim. Mayar olduğu için. Babam bana yarım saat önce söyledi. O yüzden laf bu arada soruyor. Aman. Bir bardak önce çıkar, ondan sonra yeni gelme de içelim. Ya ben altına su çektim. Annem dedi ya, gözlemeyle ilgili. Tamam, kaynamış kızım. Hadi bakalım. Ben o yüzden veremedim canım. Bu arada ben çevirim. Aramızda bir çayımız var, başka değil mi? Ana, nazik nasıl kızarmış, tamam mı? Görüyor musun? Evet. Sürekli sık sık çevirme, kızartan zar daha çevir. Az daha yanacakmış kız. Yok yok. Yani sık sık çevirmiyor, daha güzel olur. İyi pişirmiş. Bunun boyunu iyi mi? İyi mi koymuş? Koyamamış. İyi. Onu yere yatıraydık, daha iyi uyardı çocuk. Şöyle rahat gösterim arkadaşlar. Rahat. Ne kadar güzel pişti. Nasıl şöyle koyma, sen yağ ver. Çok rahat. Tamam. Al babacığım. Ver bakalım. Her yumurtamızın altına. Bu sadece peynirli tuz, bir sadece yumurta. Tuzunu koyma arkadaşlar. Tadı gelmez yoksa. Çayın şöyle şekeri. Aslında babana. Babana şimdi verirsen pek sever yemesini de sıcak. Yok, babamınkine daha geçmedi. Bak babam, onun masum çocukluğunu altına koydum. Etsiz bir şey yediği zaman doyduğunu anlamıyor. Hep beraber yiyelim diyorum ki, ben araya koydum. Aynen. Yoksa şimdi çayla yiyordu orada. Etinden süt yediğin hakkıdır. Yoksa yiğit oluyor mu? Ondan hormonu duydunuz yani. Soğan ekmek. Sıkıntı yok. Soğan ekmek yiyelim. Dön gel Zeynep'i. Zamanında çok iyi. Vallahi soğan ekmeği de bulamadık zamanında kızım. Allah arkadaşlar bu çocuğu muhtaç etmesin de. Çiğ çiğ yiyebiliriz. Değil mi baba? Gözün kalsın. Ana yiyor mu? Köyden gelip ekmeğin arasında yukarı yaptım. Erban'a kızım. Neyse yolda durma. Yolda arkadaşlar eşim onu ortaya soğuma bir huyu yok. Aynen boyandığı için. Eşim sokma gibi bir durum yok değil mi? Durum değil, ben huyu girme. Huyu diyorum. Tamam anlatacağım, sen dur. Ben açmıyorum. Valla bilmediğim yere girme. Şimdi bu boyacı olduğu için bazı lokantaları olsun, ondan sonra... Şimdi hepsini de götüremeyelim burada. Hayır canım, pastane tarzlarıyla boyadığı için arkadaşlar. Bu alan olan arkadaşlarımız vardır. Mesela biz çok temiz. Hayır canım, bizim yolda, yolda. Ama şimdi ne bileyim. Boyadığı için böceklere kadar görmüş. Böldüğü yerleri. İşte onun için her yeri aynı zannediyor. Ve yolda yemek yeme taraftar değil. Benimkisi yanlış. Ön yargıyla yaklaşım ama işte mide de getirmeyince olmuyor. Ben de nasıl severim yola yemek yemeyi. Vallahi lokantı ben. Vallahi yavan ekmeği yerim, ben gideyim ben. Yavaş giderim. Hatta bir kere Ramazan ayıydı. Oruç açtık. Evet, hayır orucu. Bir saat sonra açtık. Köye gidelim. Ama o zaman şeydi. Nevşehir geçtirdik bayağı, yaklaştık diye girmediydik. Böyle şişiyor. Yakın kaldı. Bir de yemeği annem hazırladı. Bir de Kurban Bayramı'nda böyle sucukları falan yaptığı zaman annem, iki gün kalıyoruz kurbandan sonra, difrize atıyordu, donduruyordu. Gelirken babam ekmek alır, somun ekmek, yolun kenarına durur, iki dakikada ekmek arasına koy yerdi. Evet. Ona da güzeldi ya, o da güzel oluyor. Bir kenarda durup bir yemek yapıyor, acayip oluyor. Çok güzel bir şey. Herhalde çayın olsaydı. Mis. İşte bizim yol şeyimiz de böyle. Evet, bu videomuz 10,5 dakika oldu. Birleştiriyoruz ya. Yeterli var. Anlamazsın. Videoyu kapat diyor. O da bana karşı. Evet, bu da sucuklu yumurtamız. Gayet güzel kızarıyor. Burada da normal 2 tane yumurtalı yaptık sade. Bunlar da yumurtalı. Neyliydi? Peynirli. Yumurtalı peynirli. Bu en alttaki üçlü annemle benim. İkili Ramazan'ın. Sucuklular da babama gidiyor. Evet, yumuşacık olmuş görüyorsunuz. Şu peynirimiz. Şimdi sucuklu yumurta yapacağız. Yumurtanın altına serdim. Gerçekten yumurtanın rengi çok güzelmiş. Bu yumurta bitmedi mi? Poğaça yapayım da atayım, yüzünü alıp kızımla kızarsın. Nasıl kızarsın? Sarı, rengi çok sarı şeyim. Yumurtanın sarısı. Köy yumurtası gibi aynı. Hı hı. Bazen bomboz çıkıyor. O da ne kadar da beyazını ayırırsan güzel kızartmıyor pişirirken. Allah şöyle arkadaşlar. Allah'tan
Konya'da geldiğimizden herhalde arkadaşlar biz böyle işte, hamur işleri çok seviyor. Tavuk alacağım sana. Elektrikli sacılar çıkmış da nerede besleyecek ya lan? Hı? Tavuğu nerede besleyecek? Eve mi sokacağız? Aferin kümesi. Tavuğu eve mi sokacağız? Müstakil evimiz yok. Balkonda olmaz mı şöyle? Olur. O onu bir bikler aşağı intihar ederler yazık. Apartmanda seni kim çekecek? Öyle ki bir arkadaş kaldı derler. Bir falan var ya. Olmaz. Bu iki müstakil ev olmaz, olmaz. Burada ilk kota kaç? 15 daireyi. Adama rahatsız etme gibi bir hakkımız yok. O zaman köye gideceğim. Tavuk zamanı çeker horoz. Ürüyü değil, sen ürüsün. Arkadaşlar son yumağımızı aldık elimize. Şöyle çekimimizi yapalım. Son bir şey. Bu nasıl dönüyor? Bas. Elin bak nasıl dönüyor şey mu? Şimdi bunlar itiyorsun ya şöyle evet. Yine. Şundan da geri arkadan çekiyorum bak. Bak. Görüyor musun? O da öyle döne eşit bir şekilde açılıyor. Aynen. Her tarafı aynı açılıyor bak. İki elini de kullanacağım. Tekli tekli. Şahin Doğan'ın çekiyor. Evet arkadaşlar babama söylüyorlar. Eşin çok şanslı abla diye. Aynen onu biliyorum. Babam da farkında. Ben şanslıyım o konuda arkadaşlar. Çok güzel hamur işi erişip. Şey babam da hamur işini sever yani. Eti ben sevdiği kadar sever. Anan seni Kadir gecesinde mi doğurmuş? Biri yazmış ki eşinin adı Kadir miydi? Biz de yok dedik, Doğan dedik. Şanslı diye yazdım demiş. Şanslı Kadir gecesinde doğurdu. Bol bol yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Destek olmak isteyenler için söylüyorum. Biz önceden bu şeyi açarmış YouTube'u. Hemen şöyle. Arkadaşlar tam çekmeden kapattı. Karşı komşumuz geldi Ilgaz Semih'e. Ilgaz da uyuyordu. O yüzden kapattık. Şöyle uğrasını bitirdikten sonra yumurtamı kırdım. Şöyle çevire çevire yağlıyorum arkadaşlar. Ondan sonra yumurtamız kenarına akma olayı olmuyor. Gerçekten hamuru çok güzel oldu. Mayalı bir de yumuşak yaparsan şimdi göstereceğim şeyimizde gözlememizin yumuşaklığını. Bunu peynirli yapacağım. Yoksa sade mi olsun? Peynirli yap. Peynirli ama sen iki tane yaptın ya. Peynir çok güzel çünkü. Lor peyniri çok güzel tatlandırıyor. Lor peynirle beyaz peyniri kattık. Elim yumurtada kayacaktı. Az kalsın dökecektim. Kayda düşürmedim. Koydum yine. Biraz hızlı koydum. Elim yumurtalı ya. Hemen şöyle kapattım. Şuralarını elimizde şöyle. Bunu tavada da pişirebilirsiniz küçük açıp. Ama işte küçük olması lazım tavada. Arkadaşlar saç fazla yüksek fiyatta değil. Bir de elektrikli. 250 TL. Şöyle uğrasızda açtığınızda gerçekten eve hiç duman yayılmıyor. Sadece gözleme kokusu yayılıyor. Hava kokusu. Şimdi ben bitirdim. Ben hep geliyorum yanınıza. Hemen pişirme işleminden sonra yaklaşımdan sonra pişirmeye geçtik. Oo, hamur burada kaldı. Kalsın hiç bir şey olmaz. Pişene kadar çevirmeyeceğim öyle yapıştığı zaman. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Pamuk gibi yumuşacık. Evet şu da annemin ikinci arkadaşı. Bir foto mu göstereyim? Evet. Benim yokluğumda. O da bir ses yapıyor. Ben de mi çektim? Seni çekmedim. Sen bugün çocuk bağımsızsın. Kameraman, kamera işlerinde yoksa. Bak nasıl şişiyor görüyor musun? Kabarıyor. Eskiden derlerdi ki köyde çok kişi oturduk ekmek yapmaya. Böyle böreğe şişenlere, biz buna börek diyoruz arkadaş. Köy, bizim köyde gözlerde değil de. Böreğe şişenlere derlerdi. Bu sene ambarınız çok şey dolacak bak nasıl şişi kabarıyor diye. Çocuğum alacak. O kadar hareketli değildi diyor. Bu pişti arkadaşlar. Hemen şöyle yağımızı alalım. Aha Ilgaz da uyandı vallaha. Sesi gelmeye başladı. Sacın altını kapattık. Mis gibi tereyağı kokuyor. Sıcağıyla da sürdük mü? Aha koş. Arkadaşlar gözlemelerimiz soğusun diye tahtamızın üzerine serdik. Şöyle yumuşaklığını da göstereyim size. Mükemmel. Şöyle görüyorsunuz gayet güzel pişti mayalı olduğu için kabardı içi.
yumuşacık, içi de çok lezzetli. Mutlaka deneyin. Sadece olanlar zaten yapar da. Bizlere afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Like'larınızı, beğenme şeylerinizi bekliyor. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın arkadaşlar.